Yeni bir günden yeni gıdık. Yeni bir günden yeni bir vlogdan hepinize selamlar. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Nöbet teslimi. Ben biraz dinlendim. Şimdi ben gideceğim. Eniştem eve gelecek, dinlenecek. Davulcu İbo da yanımda. Şöyle Hatice götürüyor serin serin. Ay maşallah narlara bakın. Zeytin ağaçları. Burada nar zeytin çok güzel yetişiyor. Anne. İncir. Anne. Ha anne ne? Ne? Hadi kendin yemişler. Bakın o benim aldığım dikenli yemişler bunlar arkadaşlar. Londra'dan almıştım. Bunların üstünde. Ya dikeni temizlenmişti ama gene battı elime. Vallahi kaç gün onun acısını çektim. Vallahi hiç akıl edemedim. Bak bak narlara bak maşallah. Yamaç. Yamaç bunu çok seviyor. Burada hiç sesi çıkmıyor çocuğun. Öyle mutlu ki bu motora bindiği zaman. Bu yerinde duramayan çocuk böyle uslu uslu oturuyor. Değil mi yamaç? En. He. Aa. Kara yılan çıkmış bu yolda. Bu arada teyzemin durumu iyi. Dün göğüs röntgeni çekildi. Doktor iyi demiş. Bugün herhalde o oksijen olur değil mi Hatice? Bugün ya da yarın makine servis. Cuma'ya kadar hallederiz dediler. İşte bir aksilik olmazsa cuma günü inşallah teyzem taburcu olacak. Ondan sonra ben de inşallah memlekete gideceğim. Biraz da orada işlerimi hallederim. Sonra da evime giderim artık. Teyzemin canı peynirli tost istemiş. Geldim hemen onu almaya. Bekliyorum pişmesini. Teyzem bir şey isteyince yiyince çok mutlu oluyorum valla. Yemek yemesi çünkü gece enerjisi olmaz. Yemek yemesi lazım enerji olması için. Yani şöyle kendime çay söyledim. Tostlar hazır olana kadar yiyeyim dedim. Yiyeyim, içeyim. Karıştı iyice. Dün çok kötü rüzgar vardı valla. Evet, tostumuz hazır. Bir de tuzlu bisküvi aldım. Canım tuzlu bir şeyler istiyormuş çünkü. Bir de tuzlu bisküvi aldık. Flaşımı açayım da Hatice'nin böğürülcesini göstereyim. Bakın, canım bundan istiyordu. Hatice yapmış, göndermiş. Ülübü. Ülübü müydü teyze bunun adı? Ülübü mü? Ölübü de diyorlar, böğürülce de diyorlar. Böyle taze fasulye gibi biraz daha böyle uzunu bu. Böyle haşlanıyor sunmakla, mummakla, zeytinyağına, limonla, tuz. Böyle bir salatası oluyor, çok güzel. Şimdi bunu yiyeceğiz teyzemle. Hadi kaldır. Anne. Al. Annesine ağlıyor. Anne burada. Anne gelecek. Ay, saçıma başıma bak hiç. Kendime bakmadım. Git teyze video çek. Hadi teyzele video çekelim. Hadi teyzele video çekelim. Hadi telefonda. Ha? Anne geliyor. Ha? Hadi söyle bak.
Anneanne, anneanne bugün eve gidiyor de. Anne bu anneanne bugün eve gidiyor. Bugün teyzem taburcu oluyor. Anneanne eve geliyor. Anneanneyi her dakika göreceksin artık. Ha? Ya teyzemle bugün eve gidiyoruz. Ambulansı bekliyoruz şimdi. Eşyalarımızı topladık. Valizimizi topladık. Şimdi son şeyler yapılıyor. O damar şeyi mi çıkacak? Tamam. Evet, ambulans geldi. Biz gideceğiz inşallah. Nakil hemşiresini bekliyoruz. Telefonuna ulaşılamıyor. Şoför bekliyor onu. İnşallah evde oksijenle falan duracak. Evde tedavi olacak şimdi. Bu köpekler de burada. Bir tane de siyah vardı. Nerede o? Şurada. Eniştemle teyzemin kızı önden gitti arabayla. Biz de arkadan gideceğiz diye bekliyoruz. Videomu çekeyim ambulansın içine. Nefesin iyi mi? Vallahi ne bileyim. Arkadaşlar eve geldik. Şansa bak, günlerdir kesilmeyen elektrik bugün teyzemin şansına kesildi. Eniştem jeneratör ayarladı. Onu taktık. Şimdi jeneratör de gitti. O niye gitti acaba? Çünkü oksijen maskesiyle durması lazım. Yoksa... He, gene gitti. Tamam Ayşe teyze. Ha. Tamam, ben size jeneratöre bakayım. Tamam. Sustu. Bip bip. Sağ olasın. Çalıştı. Tamam. Teşekkür ederiz Ayşe teyze. Çok sağ olasın. Geldi mi hava? Yok, daha gelmedi. Dur ayarına bir bakayım. Ay ay. Baba. Ay ay. Baba. Ayı. Baba. Tamam. Yamaç, bak bir. Evet canlar, biz gratis'e geldik. O hani ismini hatırlayamadığım bir mağaza vardı ya, oraya geldik. Bir şampuan aldım. Şu Hatice bir göster. Aslında çıkmayacaktım bugün dışarı. Hatice çıktı. Abla gel gidelim dedi. Gitmedim. Dedim hani teyzemin yanında durayım. Sonra indirim var deyince gratis'te geldik. Bu saç şampuanı çok görüyordum reklamlarını. Saç dökülmesine karşıymış. Gamze istedi. Bir tane Gamze'yi aldım. Bir tane kendime aldım. Bir de şu Rimmel'i aldım. Biliyorsunuz daha önce aldım. Bir tane beğenmedim. Şunu övdüler. Bunu deneyeceğim. Şimdi bir de şu neydi bunun adı Hatice? Saç maskesi bone şeklinde. Bunu aldım. Bunları Hatice kullanmış. Memnun kalmış. Dedim ben de alayım. Bir de bunları aldım. Saç dökülmesine karşı. Bakalım artık. Göreceğiz. Yani bazılarının fiyatları çok uygun. Bazı şeyler maalesef pahalıdır. Başka bakalım ne var ne yok. Rujlara da baksak mı ki? Ben şunları kullanıyorum. Çok memnunum. Ve çok da uygun. Ben ruj çok seviyorum. Burada ne kadarmış fiyatları? 53. Görünüyor mu şurada? 53. Olduğunda çağırır mısınız? Çantaları doldurup alabilirsiniz. Bir tane burayı alabilirsiniz. Tamam efendim. Burada da var. Zeynep de.
Bu kırmızı. 200 liradan 100 liraya düşmüş. 94. Ben genellikle aynı renkleri kullanıyorum ya. Bak elim hep aynı renklere gidiyor. Var zaten yani. Tırnak kullanmıyorum. Var var. He, kirpik. 4 liraya düşmüştüm ben. Şimdi çok beğenmiştim bak. Bilmiyorum ki. Bakmak lazım. Benim kullandığım deodorantlar bir ara geldik baktık da bulamadık. Ha bak Hatice böyle set şeklindeydi ya. Bak ha, görüyor musun? Şimdi gördüm diyecektim ki o zaman bunlar daha mantıklı. Yanında spreyiyle 155 lira. Ama argan sadece... tüm argan yağı, zeytin, saç onarıcı, yıpranıcı. Yok bu başka, bu onarmak için. Biz zaten bunu günlük kullanıyorsunken. Bak kolajen, keratin, ince ve hacim saçları güçlendirir. Saç dökülmesine karşı bitkisel şampuan diyor. Bu da 155 lira. Bu daha mantıklı o zaman. Ona yani, 100 lira ödeyeceğim. Buna spreyi de kullanırsın gün içinde. Saçını rahatlatır. Bak bir de bu saç dökülmesine evet, karşı bitkisel şampuan. Hem de keratin varmış. Yani keratin derken mesela bu keratin bakım yapıyor. Saçını düzleştiriyorsun. Onları bırak. Bunları alak o zaman. Her bu. Dur bakalım. Kaç liraydı bu? Bu 150. 155. Bu 90 mıydı? 100 mü ne? Daha mantıklı. Ya da bir tane ondan bırak Hatice. Tamam. Bir tane de bundan al. İki tane de bundan alalım. Tamam. Bizim oralarda yok çünkü bunlar. Ha. 73 lira çok iyi. O zaman kaça aldıydın? 90 bir şeydi bence. O da indirimdeydi. Hmm. Bir alınca ikincisi 90 liraya mı ne geliyordu? Hatta bugün diğer mağazada gördüm, aklıma sen geldin. Aha. Şuna bakayım. Bir tane de bunu alayım. Ya dedim ki giderken fazla eşya alıp götürmeyeceğim. Yük parası vermek istemiyorum çünkü. Ne kadardan sonra uçakta yük parası ödüyor? 23 kilo hakkım. 23'ten sonra ödüyorsun. Ben giderken öbür sefer ya yük hak satın aldım. Gene fazla geldi. Hadi ya. Vallahi. O zaman ne oluyor? Para ödüyorsun. Bir daha. Buralarda ne var? Burada da shower, duş jelleri, şampuanlar. Değil mi? Bebek şeyleri. İyi hadi. Gidelim. Bu ne? El maskesi falan yapma. Saç oluşumunu destekleyen döküm. Bu da yeni mi çıkmış? Bunu ilk defa. Ay insan kararsız kalıyor hangisini alsın. Ha onları alıyoruz orada. Uyguna geliyorlar. 17 liraya falan tanesi. He. 17. Orada da söyle 44-45 lira ya da 50-60'a denk geliyor. Şimdi ha? Ben pek yapmıyorum ya öyle maske falan. Aslında bir baksam kendime hoş olur da. İyi. Haydi gidelim. Canlar gratisten çıktık, oturduk, bir tatlı yedik. Ben yarın memlekete gideceğim. Dedim son gün bir çıkayım. Şimdi bir oturup çay kahve içeceğiz Hatice ile. Hava da güzel. Sıcak değil, insanı bunaltmıyor.
Bu saatlerde hareketli oluyor buralar. Hala millet gezmeye tatile gelmiş. Şimdi şurada belediyeye ait bir yer var. Çay, kahve içeceğiz. Burası çok hoşuma gidiyor böyle. Gündüz olsa daha iyi görürdünüz. Evet, biz Hatice ile oturduk. Çırk kahvesi içelim. Şöyle. Denize karşı. Böyle yap. Ha, sen fotoğrafını mı çekiyorsun? He. Ha, dur o zaman, dur. Çok merak ediyorum. Önceden güzel de çıkıyordum ya. Allah'ım, çok güzel. Bugünden selamlar. Nar soydum, nar yiyorum. Teyzem yatıyor, onun için yavaş konuşuyorum. İlaçlarını verdim. Şimdi güzelce uyuyor. Eniştemle çocuklar. Zeytin toplamaya gittiler. Biz oraya gittik konuşmak için Serdar'ı çağırdık değil mi? Böyle kalır kalır sopalarla öldürmeye çalıştık. Serdar'ı sorduğumuz için çok öfkelendik. Onun gözlerinde gül vardı yani. O gittikten sonra arkadan bahçeden kaçtık. Seninle öyle hiçbir muhabbetim olmadı. Ben senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Nar'ı çok severim. Eniştem günü gelince pazara gideceğim. Bir pazara bakacağım. Ondan sonra da teyzemin oğlu beni götürüp